sahnede yaşları 8 ile 17 arasında değişen 12 çocuk, yanlarında kardeş türküler. Hep beraber Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Lazca, Gürcüce türküler söylüyorlar. Çocukların hepsi Bitlis'in Tatvan ilçesinden geldi. Tümü ilk kez sahneye çıkıyor ve birçoğu hayatında ilk kez İstanbul'u görüyor. Özyeğin Üniversitesi'nde verilen bu eşsiz konserin hikayesi Tatvan'ın köylerine kadar uzanıyor. Tatvan'ın Kavar Havzası'nın köylerinde okulların küçük sınıflarında konser hazırlıkları haftalardır sürüyor. Çocuklar eğitmenler eşliğinde 5 dilde söyleyecekleri türkülerin provalarını yapıyorlar. Eğitmenlerin yanındaysa hayatını fark yaratmaya adamış bir isim. Nurcan Baysal var. Nurcan Baysal, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra üniversitede asistan olarak görev almaya başladı. Ardından herkes onu akademik kariyerine devam etmesini beklerken o 90'lı yılların zor günlerinde sivil toplum alanında çalışmak için memleketi Diyarbakır'a geldi. Hayatını sivil toplum alanındaki çalışmalara adadı. Biz birlikte bir şarkı söylüyoruz. Koro değil mi? Birlikte olmak demek. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde asistan iken asistanlığı bırakarak Diyarbakır'a döndüm. Ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bir programında çalışmaya başladım. Öncelikle kadın hareketinde çeşitli çalışmalar yaptım. Hem yereldeki kadın kuruluşlarının güçlenmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Hem de aynı zamanda kadın girişimcilik konusunda bölgede bir hassasiyet gelişmesi için bir takım çalışmalar yaptık. 2000'li yıllarda Güneydoğu Anadolu Kadın Girişimcilik Danışma Kurulu'nu kurduk. Yine o dönem Dicle Üniversitesi'nde bir girişimcilik merkezi kurarak bu merkez üzerinden genç kızlara bir anlamda kadın girişimcilik eğitimleri verdik. Yine 2005 yılında bir grup arkadaşımla beraber Kalkınma Merkezi Derneği'ni kurduk. Kalkınma Merkezi Derneği'nde birkaç alana yoğunlaştık. Bunlardan bir tanesi zorunlu göç idi. Bir başka alan yine kırsal kalkınma. Yine aynı zamanda şehrin merkezinde yoksullukla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. 2009 yılında DİSA diye Diyarbakır Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nü Diyarbakır'da kurduk. Birçok farklı sivil toplum kuruluşunun ya kurucusu oldum, ya yönetim kurulu başkanı ya da üyesi oldum. Biraz bunu şeye bağlıyorum. Çok fazla gördüğünüz sorunlara es geçip gidemiyorsunuz zaten. Nurcan Baysal son olarak Bitlis'in Tatvan ilçesinde Hüsnü Özyiğin Vakfı ile çalışmalar yürütüyor. Hüsnü Özyiğin Vakfı'nın Kavar Havzası'nın köylerinde yürüttüğü kırsal kalkınma programının koordinatörlüğünü yapan Baysal, Özyiğin Vakfı ile birlikte Kavar Havzası'nın bereketli topraklarına daha iyi bir gelecek ekiyor. 2008 yılında Özyiğin Vakfı'nın Kavar Havzası'nın kalkınma programı başladı. Biz bu kalkınma programında ki asıl amacımız bu havzadaki yaşam kalitesini arttırmak. Ne yapıyoruz? Örneğin bir yandan ceviz bahçeleri dikiyoruz. Böylece Kavar'ın en azından çocuklarının geleceği, çünkü on binlerce ceviz ağacı diktik ve o bahçeler düzenli bakılıyor. Bir yandan sütleri topluyoruz. Bugüne kadar sütten para kazanmıyorlardı. İlk defa çiğ süt para ediyor artık burada. İşte süt toplama merkezimiz burada. Bir yandan işte kadınların iş yükü çok fazlaydı. O yüzden tandırdan ölmeler vardı. O yüzden işte fırını kurduk örneğin. Bir yandan kadınların güçlenmesi için kadınlar seralarda çiçek üretiyorlar. Kadınlar arıcılık faaliyeti yapıyorlar, bal üretiyorlar. Kadınlar mesela Bololan köyümüzde ürünler yapıp Marks & Spencer'larda, Gap mağazalarında bunlar satılıyor. Nurcan Baysal kendi kariyerini değil, bu toprakların yarınlarını düşündü. Sorunların değil, çözümlerin parçası oldu. Hayatı boyunca sivil toplum alanında çalışıp başka bir yaşamın mümkün olduğunu herkese göstererek fark yarattı.